O şeylerin süresi de uzun olmuyor. Biraz sessiz ve böyle sesinizi kısarak konuşun. Merhabalar efendim. Kalp. Şevket nereden çıktı ya? Mesaj atabilirsiniz. Evet, şimdi Hasan da buradayken bakalım ne... Ben de iyiyim aşkım demiş sonra kadın. Bursa'dayken yaklaşık bir ay önceki tamam. Çocuğu gasp etmişler, üstünü başını yırtmışlar. Yalan konuşma. Böyle yapıyor. Ondan sonra masaya oturuyor, yemek yiyor. Bir garson geliyor. Böyle. Yalan beğenerek mi bakıyor bir erkeğe? Hayır. Gösterdiğiniz emeği eşinize gösterseydiniz belki her şey farklı olmaz mıydı? Çünkü Esra Hanım, size ben 40 yıl boyunca eşime göstermedim mi zannediyorsun? Yeteri kadar göstermemiş olabilirsiniz. Çünkü... Neden bu insana merhamet edilmiyor? Niye demiyorsunuz Esra Hanım? Ya, tek taraflı olmayın, bak, adaletli olun. Şöyle bir şey, bunu yap, ben böyle iyileşilmez. Ben programınızı seviyorum. Fransa'da teyzesinin kızı. Ya insanları küçümseyip durma burada maalesef. Çünkü ve babasına verin. Onlar üstünü tamamlasın ve hayırseverlerden onlara gitsin destek yardım. Açayım. Biz yani bir vereyim arkadaşlarımız bir dinlesin. Ona göre. Çünkü içinde hakaret varsa biz yayınlayamayız canlı yayında. Benim de çok kanıtlarım var dünkü yalanınıza yani, dair. Yalan yalanı var. Ailesi olduğu için. Kirpi çöpünde yatmışsın diyen otur, ama kimse, sen alışmışsın utanmamazlığa. Aynen. O çocuğu da yanılmadım. Şimdi kafayı üşüttü. Bir dakika ben yani. Bir aramız var ama ben bir şey söylemek istiyorum. Bazen insanlara kızıyorum. 10 dakika içerisinde evdeydi. Hı-hı. Buradan da şüphelendim çünkü. Ne kadar çabuk geldi. Çünkü. Bir kumpas bakın her halinden belli. Hayır, nereden anlaş? Saçından nereden? Her türlü konuşmasından anlıyorum ve saçları bu saçında şekilde değil de inanmıyorum. Senin her şeyin... Çıkacak buraya. Ha? Bak ben nasıl çıkıyorum, göğsümü gere gere diyorum ki ben Muharrem Gün görüyorum. Arkadınız bugünü konuşması nasıldı diye. Nasıldı? Demek tanımıyorum çünkü yüzü. Sen şüpheleniyorsun. Çünkü yüzünü görmediğim için tam net konuşamıyorum. Ben ezbere konuşan birisi değilim. Dışında hiçbir şey ispatlayamıyorum. Niye kim bu kadın? Kim ispatlayabilir? Bu kadın niye havlulu? Dedim ben o gün de söyledim şimdi yine söylüyorum. Eve girer gelmez. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Bu arada şimdi arada hemen Ahmet Bey bana dedi ki ben bu çiftin analizini yaptım diyor Yusuf'la Tuğba'nın. Niye anlaşamadıklarını söylemek istiyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada fark ettiyseniz işaret parmağınız yüzük parmağınızdan bir tık daha uzun. Evet. Bu iletişim becerileri var demek ve yaptığınız işi destekliyor aslında. Güçlü bir iletişiminiz var. Hı-hı. Bir diğeri serçe parmağını gösteriyor ve oto kontrolünüzü gösteriyor. Şimdi buradan biz şunu anlıyoruz. Bakın burası bizim aslında Mersin'de çıkmıyor ama ben biraz önce baktım. Şifa çizgileriniz var. O ne şifa demek çizgileri? Şifa çizgileri işinizde başarılı yapıyor ama bir diğeri kalp çizginiz. Derken biz Esra'yla artık ilişkiler sana bugün izleyenlerimizin oldukça ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde sıkça konuşulan... Akıl çizgisi. Evet. Akıllı mıyım ben? Akıllıdan ziyade çok zekisiniz. Hem pratik zekanız var. Pratik zekanız size hızlı kararlar alıyor. Peki yani bu şu mu demek? Hani izleyicilerimiz de baksın diye. Bu çizgi eğer uzunsa mı? Bu çizginin uzunluğuyla birlikte gittiği yerde... Merhabalar efendim. Vaktimiz var. Hemen bir sesleniriz. Kızına. İnşallah kızım bizi duymuştur. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın... Karısı kim? Karısı sensin. Ben nikahlıyım. Öbürüne versin. Sen nikahlısın işte. Benim oturup şunu düşünmen lazım. İşte bu durumda Gülseren Hanım'ın karı koca ikisini görüyorsunuz. İnsanların... Bak şans ver. Bir daha versin Mehmet Bey ki benim içim rahat olsun. Yoksa rahat etmez. Size evet. Anlatmak istediklerim varmış. Sen nereden başlamak istersen başla. Yani çok geçmişe gideceğim. 13 yaşındaydım. Başıma geldi. Siz için söylüyor. Siz diyor boşanma aşamasındasınız diyor. Maşallah. Ben diyor sizin diyor geçmişinizi sorgulamıyorum. Sen de benim gelecekteki hayatımı sorgulayamazsın diyor. Ve ona engeli çakıyor. Tamam Neşegül Hanım. Şu anda çocuğunuz babaannesi ve dedesiyle beraber Zonguldak'ta yaşıyor. Mümkün değil. O yüzden hasta olduğunda baktı şimdi değil mi? Benim... Mümkün değil. Öyle benim. Böyle değil bunu... Çakıl taşlarını mı istersin yoksa bir pırlanma? Kırılmamasına dikkat edeceksin. Tabii ki dikkat edeceksin. Yani. Aa diyorlar hep dikkat edeceğiz mi? Hep taktik mi? Daha küçük olayım ki. Kabaklarım yanına. Üfle ama. Acize etmiş onu doğru. Tamam böyle bir adamla torunlarınız kalsın ister misiniz 13 yaşında kızı taciz ediyor. Şimdi tabii onlar annesiyle ben de iyiyim beni özledin mi? Çok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Yalçın Bey nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim gelin bakalım.
Gözlükle geldiniz Fatma Hanım. Evet. Kesinlikle gözlerim. Çünkü ağlamaktan. Bir bakayım şu içine. Yok. Bakayım ben. Nasıl şişmiş? Gözlerim çok ay, şey. Gözleri kötü olmuş be. Onun için yani ben şey yapmak istemiyorum. Ağlamak istemiyorum. Evet yapmak. Ben çare istiyorum Ezra. Yani. Mesela konuşmayla ilgili alan. Nere? Evet. Şimdi burada biz Eli yorumlarken tabii ki size pozitif yaklaşmanızı yaklaşmasını sağlıyor. Yani program yap. Eminim ekran başındakiler evet diyordur. Öyle düşünüyorum. Şimdi burada doğru. İkincisi burası beliniz. Bakın burada da hafif. Bak küpem var ama nereden anlaşılıyor bu babama düşkün şimdi oldu? Şimdi biz herkesin uzun. Şimdi ben Cebrail olayım. Tam hatırlamıyorum ki. Böyle duruyordu. Nasıl yapıyordu? Yani böyle rahatsız edici. O zaman şey demem. Peki, ya ben seni götürmem de. Buradasın. Bugün aslında tam ben en başta da. Evet Hasan burada. Nasılsın Hasan? Nefes de burada. Şey avukatımız Hüseyin. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Hamile kadın. Otur, Hüseyin otur. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tamam, sakin olun. Aslan yardım yaptı. Araştıracağız. Ortada şöyle bir durum var. Ne oldu? Gelmiş, oradan almış sakin. Gelmiş. Size ha? Gelmiş, sığınmış. Bu... Ne oldu? Dur, dur. Bir su içer misin ha? Bak iyi gelir. Nasılsın bugün Melisa? Ben gidip alır eşyaları. Bu ne senin eşyaların mı? Biliyorsunuz evlilik ağır geldi o yüzden. Nasıl? Babasına gel Bahar'cığım. Ne atacağız yani ben de şeysiz kaldım. Nasıl atacağız? Daha o küçücük bebek bizim. Gel ilk defa kendini anlatmayı çok doğru bulmuyorum. Özellikle bir can ortadaysa çocukla ilgili bir hamilelik süreci var. Ve İstiyorum. Ben... Yok ben. Hadi bakayım bir şu gelinliği göreyim. Valla ben girmem bak, bana olmaz bizim. Diye baktım yok dövecektim. Bir bakabilir mi? Bak. Allah aşkına. Vermiyorum. Olmaz abla. Vermiyorum. Ben dinlemek istiyorum. Hayır dinlemeden tamam olur. Bir dakika ben. Ya Allah rızası için diyorum. Ha. Hah kızım. Seni dövsem mi beni? Bu girdik. Olduğunu söyleme. Teşekkür söylemem. Sürpriz. Diyor bu kadın Yasemin ya diyor Hürrem diyor kendi yapmıyor mu? Ben de yapıyorum. Psikolojik sıkıntıdan kurtarmış. Bundan 30 gün kadar önce de o ölen... Bir telafi yöntemimi ne kadar hayatında tut? Peki kaç yaşındayken vefat etti? Böyle aşkı... Bu beni hayatta tek varlığımı. O olmasa ben asla yaşayamam. Şimdi Neşe buyurun. Şimdi tabii bugün bazı farklılıklar olacak. Onu da ben aslında konuşurken söyledim. Belki Nevzat Bey de yumuşar. Hani biz onu da halledebiliriz. Çünkü hani şey oldu. Ne denir ona? Uzaklaşma. Şimdi imza attınız ki sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Evet. Aynı zamanda sizin büyüklerinden yaptığı hatalarından dolayı. Muharrem Bey'e hüküm kesinleştirdi. Gel sakin gel, 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 lütfen. Hayır. Hayır. Sorulduğunda sorulduğunda bana cevap göstereceğim. Geldi geldi doğru. Yok. Ben biliyorum Emrah. Biliyorum seni geldi geldi. Kim bu işte? Hayırdır size ya? Ben bir öpeyim. Ben de seni yani öpeyim. Kandilimizi kutladık. Ben, anne ben giderilmesini istiyorsun. En son tabii Muharrem'in şartlarını yazmış. Orada 10 kilo. Şey bana dini nikah kuracak. Allah Allah. Kafamı şişiriyorsunuz ha? Hayır. Ne dinleyeceğiz biz burada? Sürekli palavra be. Evet. Yani ya adam, adam bakın. Şu... Bakayım ama gelinlik de güzel gelinlik ha. Vallahi ben mi giyeyim acaba? Dolar bunu. Yani zaten boşuna bu oynamadın inşallah. Bu gelinliğin içini doldurmadan da gitmeyeceğim buradan. Bu gelinliğin içini kim doldurursa doldursun. Bak ne diyor kadın. Hayır sen beni sevmedin. Senden korkmama sebebi. 10 Kasım'ın hüznü mü yoksa başka hüznün de mi var? Hem 10 Kasım'ın hüznü hem de... Yine Ali Bey'in yaptığı evet, Ankara'ya gitti. Gel bakalım anlat bir Melisa neler geldi boş. Neydi bir dakika bir dakika. Anıl Bey. Anıl Bey canlı yayındasınız ona göre konuşursunuz olur mu? Çalışıyorum derim ben. Ben tamam hadi her şeyi bıraktım. Bu kız ne olacak ona kalacak. Sen. Benden uzak. Benden uzak dur. Gelin gel Pınar'la Ali. Nasılsın Pınar? Gerçekten mantıklı düşünen bir insanın yanında bulunmak hoşuma giderdi açıkçası. Ve eşiyle de boşanabileceğini söyledi sonuçta. Sorayım. Nasılsınız öncelikle Ali Bey? Ali Bey çok üzgündü bu arada. Biliyorsun beni Ali Bey valla. Valla helal olsun sana lan. Son ve şiir. Ben gideceğim abi. Tamam ona bir şey söyleyeceğim. Şimdi hiç iletişim kuramıyorsunuz bir kere. Ben neyine inanmıyorum. Tamam kim de?
Biliyorsunuz enerjik bir insan burada da yaptıklarıyla. Gittim. Benim boynum da 10 milyar premi ver bakayım. Bu ne 10 çeyrek meselesi? Geliyor. En küçük mesela yemek kalmamış. Çünkü ilgilenmek istemiyorum ben de şey yapmak istemiyorum. Sen de bu kadar bu geldi. Her şey bu gelinlik yüzünden oldu zaten. Alalım. Ne işim ben onu anlamadım tam. Şimdi... Babayla alakalı durum ne? Gelin oturun siz birazcık. Hayır. Sen benimle... Şunu sormak istiyorum size. Şu an hani hayatınızda biri var ya. Buyur. Şunu Ali Bey'in bir Melisa senin de elini... Kabul edin. Şimdi ben... Meşruya kabul edemiyorum. Konuştum. Ben altına şey giyer, kalın çorap giyilir. Aha. Normal. Ha bir çorap... Ali. Sen ki kim olduğunu bilmiyorsun. Sen adam olsan tamam derim ben. Ben tamam hadi her şeyi bıraktım. Bu kız ne olacak? Ona kalacak ya. Sen. Benden uzak. Benden uzaktı. Bak. Gelin gel Pınar'la Ali. Nasılsın Pınar? Ne Fatih? Ben almadım. Ha? Ben almadım. Lan Sümeyye biliyor abla. Sümeyye sor ya. Ha? Sümeyye? Ne? Hı? Otur abi. Otur abi. Kartımı boşalttım. Şişerim lan ne olur. İki nüsa imza atalım. Evet Neşegül Hanım gelin. Orada, bu orada aynısı değil mi? Aynısı. O tarafa o tarafa. Hayırlı uğurlu tamam. Olsun tamam. Neşegül Hanım. Allah razı olsun. Çocuğum burada çok destek oldu yani. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir tanesini. Ben de aşkıma teşekkür ediyorum o zaman. Sağ olun. Yani patronları görüşmek üzere. Her zaman için kalbimle sevgimi. Ona niye takılıyor? Ya bu adam parayı topluyorlar gönderiyorlar. Milleti. Hataların da olmuş. Belki yeni baştan başlamak istiyorsundur. Burada tabii ki eşine hani sonuçta... Diyor ki benim oğlum bu şekilde... İyi olur oğlum. Teşekkür ederim. Sula da kızı. Ha? Bana. Ha baba mı? Biz birbirinizi görünce Veli Bey... Hoş geldiniz. Hoş buldum baba. Diyorsunuz hanımefendi? Resmi bir kağıt... ...vereceğim diye. Tamam masrafını niye karşılıyorsa tapın masrafını... o zaman ne yapacak koca? Vallahi ya. Bak. Buyurun oturun Salih Bey siz. Her Müslümana... Cuma kılmak nasip eylesin. Amin inşallah amin. Amin. Etmeye çalışın. Mutlaka bir gün vardır 14 yılda. Hiç bir şey söylüyorum. Benim dedi kızımın hayatını... Ercan bilelik yüzüğünü zaten kaç defa sattı götürdü. Yüzüğünü sana yüzüğünü. Onları mı vereyim? Bence vermeyin. Ne yapalım? Vermeyin bence. Ben kafamın başına çalışayım. Hayır ben istemiyorum sakın. İkna süreçleri için... Tarafların... mesela gelininiz, oğlunuz bu tarz video koysa... TikTok'a rahatsız olur musunuz? Ha şu mu? Ha. Yani sen anlamıyorum bir şey diyorum. Ayrı ayrı bir de. Ele bak ya. Ne diyorum diyorsun? Ne sohbet ediyorsunuz ya? Ben biriyle sohbet etmek istiyorsun önce. Zaten o. Var mı baba? Baba niye bağırıyorsun ha? Bağırtma beni. Gel bir otur gel. Babam diyor hala babam diyor ya. Telefonun yok mu? Benim camı kırık abla telefonum. Camı kırık. Sümeyye'yle meşrulaşmış diyor ya böyle. Evet. Meşrulaşın dahi bir kanıtı. Vazgeçmemiştir o senden. Vazgeçti. Annesinin yanında yaşıyordur. Vazgeçtiğini ben... Senin de kısmeti belki buradandır. Açılır. Evet hoş geldiniz. Buyurun oturun Salih Bey siz. Her Müslümana cuma kılmak nasip eylesin. Amin inşallah amin. Amin. Burayı yazıyor nereden beri olsun? Merhaba. Avukat Bey merhaba. Vallahi Esra Hanım her daim... En de fenalaştın. Geçmiş olsun. Şimdi iyi misin? İki de geçen sene var mı yok mu? Yine ben yanına gelecek. Var mı nefes? Bir şey söyleyeyim mi? Öteki yayında da dedi ya. Bir dakika ben nefesi sorayım o zaman. Sen canım mesajı atsam orada dedim ki aşkım ya da canım bir tane derim. Şimdi özlediğim için. Annem şu şekilde makine burası. Burası da bir kapı işte. Tutmuş eşim tuvalette nöbet tutuyor. Ama ben hiçbir şeyden uyanmadım. Ne için nöbet tutuyor? Sonuçta yani. Onu bir önemsemek olarak mı gördün? Yani sonuçta bir insan iyi olduğu için başkasının telefonu. Sonuçta fabrikada çalışıyorsun. Hı-hı. Orada görüyor telefonunu alıp geliyor yani. Hani bunu da önemsemek olarak mı gördün? Şimdi eşimden görmeyin. Gelme ya. 85 milyon önde verin. Dur ne diye? Bir dakika. Bir sakin olun. Çıldırıyor ki versene ya. Ama ya vallahi bir tane yalan söylüyor. Yani takmadık. Ya biz şöyle bir şey düşündük. Yani biz... Tuğba atmıştı. Ay, Yusuf da atmasını bildiğini söyle. Attığını bildiğini Tuğba söylemişti. Ben inkar etmiyorum ki. Sakin ol. Bir sakin ol. Kıskanıyor annem. Bir bak bana bir dur bir dur. Allah aşkına valla. Hayır. Sen benimle... Masan ne? Ben mi geçeyim böyle? Buyurun. Babanıza düşkünsünüz. Şimdi... Annem artık kusura bakmasın. Şimdi... İyi davranmak ya da sonuçta babanın arkadaşı gibi iyi davranmak değil miymiş?
Ben öyle sanıyordum ben 14-15 yaşında. Sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.